canım benim. Tamam anladık. Mühim işte. Biz ilk defa sevkiyat yapmıyoruz. Ya gören de babanın malı zanneder. Babamın malı tabii. Devletin malı. Yakacaklarsa yaksınlar da... bundan daha kıymetsiz malı mı yok devletin yakacak? 800 kilo abi, yazıktır, günahtır. Avrupa, Amerika bize kendi fikirlerini mi şırıngaya ediyor? Ver eroini, çekip gebersinler. Hiç değilse dış borcumuz kapanırdı. Ya bir gün şoförden reis-i cumhur olursa bu dediklerinin hepsi olur gözüm. Peki canım benim. Daha mahkeme sonuçlanmadan apar topar... nasıl müsaadele kararı çıktı? Ya Hüseyin, Allah aşkına sana ne? Bize 3 kuruş harcırağı verecekler. Onunla karnımızı doyurabilecek miyiz bakalım? Sen ona bak. Allah Allah. Siz de acıkmadınız mı? Söyleseydim bir yerden dürüm yaptırırdık sana. Arkadaşlar, bu saatten sonra bize ancak şöyle güzel bir işkembe patlar. Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Arabada ağanın hediyeleri var. Uygun arkadaşlar, uygun bir mekana taşısınlar. Hadi, buyurun. Hadi. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Pala. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Estağfurullah. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin.
Nasılsınız? Yolculuğunuz nasıl geçti? Sağ olun, iyiydi. Nasıl yardım edebilirim? Ne yapabilirim sizin için yeğenim? Ağam. O hediye nereden geldi yeğen? Hediye senin mallarındır. Sahibine iade etmeye getirdin. Devleti mi soydunuz? Devleti soymak, milleti soymaktan iyidir. Vebali hediyeyi verenin boynuna. Sağ olun. Arzu haliniz neyse halledelim gençler. Suyun bulandığı yerden geliyoruz. Suyun gözesinden bir avuç içip gideceğiz ağam. Çehmus sizi çiftlikte ağırlayacak. Bir isteğiniz, emriniz olursa Çehmus'a iletirsiniz. Onun haricinde ne zaman beni görmek isterseniz gelir görürsünüz. Eyvallah. İşkembesi büyük adam. Bir avuç suya doymaz. Ankara'dan ferman geldikten sonra İstanbul'da padişah olsan kellen gider. Ne zaman alacağız siparişi? Ulan Kral Faruk, 2 dakika rahat batıyor değil mi? Devletin işinde acele edersen şeytanın devlet olur. Ulan bu malı içip Fas kralı nasıl hükümdarlık yapıyor? Ah, ben şuradan şuraya gitmeye üşeniyorum. Bedir, biz krallar sembolüz. Çalışmayız ki üşenelim. Akşama neredeyiz? Gazinoda kalmadı ki. Yok mu senin listen? Ağırla işte bizi. Tetikteyiz pala. Sen siparişi al da işe göre eğlenceyi uydururuz. İstanbul'a indirdiklerine göre kaldıracağımız ağır top. Mızmızlanma Nene Hatun. Biz neler kaldırdık. Jandarma çiftliği arayacak. Ellerinde izin belgeleri var. Ne arayacaklarmış? Aradıkları gebermiş bir körit. İtin kemiklerinin saklandığı yeri de biliyorlar. Lakin mallar da burada. Korkum o ki içeri girerlerse ağam sıkıntıya girer. Sen kemikleri hallet. Ben gerisini hallederim. Üst vakaya hiçbir şey olmaz. Sipariş beklerken sipariş mi olduk? Bizi sipariş edecek adam daha doğmadı. Kalkın. Komutan kim?
Benim. Olaya biz el koyduk. Siz yedekli tutanağı yollayın savcılığa. Çiftlik arandı. Herhangi bir deliller rastlanmadı. Tamam mı baba Yiğit? Savcının bizzat emri var. Biz boşuna mı buradayız baba Yiğit? Savcının aklını bulandırmayın. Dediğimi yapın. Peki efendim. Gidiyoruz. Kim bu adam? Tarihteki isimsiz kahramanlardan biri. Cesedi size lazım mı? Yem olarak kullanılacak mı? Cesedi kamuoyuna lazım. Öldürdüğünüz yerde bırakın. Gerisini biz hallederiz. Abi bunlar eylemi sesli istiyorlar. Bizi açık etmek için mi çağırdılar? Ulan kral, harbi tırsıyorsun değil mi TNT'den? Bomba korkakların işidir abi. Bizim öldüremeyeceğimiz kim var ki gidip bomba koyalım? Bu var. Kim ki bu? Ne zamandan beri emir sorgulanıyor? Arabasına koyacağız bombayı. Mekan neresi? Mesken. Sabit ikametgah mı belli değil. Yarın sabah 08'de buradan çıkacak. Abi daha bomba hazırlayacağız. Bu saatten sabaha nasıl yetiştireceğiz? Şu zarfı 2 saat önce niye yollamadılar? Bıdı bıdı yapma kral. Kalıbının adamı ol, işini yap.
Adam bombadan nasıl yırtmış ki? İşi ayıktırdık. Yanlış ettik. Artık adam yem yutmaz. Direkt hedefe gideceğiz. İyi de onun gibi bombadan bile yırtan adam seyir halindeyken bize hedef olur mu? Planı güzel hazırlamışlar. 3 nokta vermişler. Artık 3. noktada da elimizden kaçırırsak hedef biz oluruz. Tek gezer mi ki bu adam? Tek gezer mi ki bu adam? Sen bombadan yırtsan 10 kişiyle gezer misin Bedir? Vallahi ben gezerim. İşte o zaman yanında gezen onundan biri seni vurur. Böyle adamlar ölümden kaçmaz. Ölümle yaşar. Sadece ölüler görür.